Hoş geldin Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Benim bugün küçük kızım çok hasta. Okuldaymış, bir anda hastalanmış. Sonra öğretmenleri onu hastaneye götürmüşler. Beni arıyor. Diyor ki çok yalnızım. Falan onun yanına gidiyorum. Peki gel bakalım. Simay. Ben seni bugün beğenmedim. Çünkü deri konsepti var ve deri parçaların çok fazla yok sende. O çizmelerin o üstündeki güzel olmuş. Yine o uzun çizmeler, o elbiselere geri dönmüşsün ama bu sefer bol tercih etmişsin. Ben bugün senin kafan karışık olduğunu düşünüyorum. Beğenemedim seni Bahar. Beğenmedim yani. Anlıyorum. Ben fotoğrafımı bırakacağım. Ait olduğu yerde de teşekkür ederiz. Değil mi? Aha. Devam et İsmail. Bitirmiştim yorumu ben. Öyle aslında, mi? Evet. Deniz mi demiştim? Bahar çok kötü görünüyorsun. Ne diyorsun sen ya? Korkunç görünüyorsun. Sinirlendirme beni. Ya sinirlen ne var mı? Senin burada oluyor olman bile kötü senin. Sen beni kıskanıyorsun, tamam, çok kafaya takıyorsun ama gerçekten hal ve hareketlerine dikkat et, kendine çeki düzen ver biraz. Yani şurada deri konsept varsa deri bunları giyinip geleceksin. Bunları söylüyor olman bile hala çok kötü. Aslında ister gibi en son ya. Sen geliyorsun, en geç sen çıkıyorsun. Ne anlamadım ya. Seni ilgilendirmiyor. Kötü görünüyorsun. Hatta herkese bunlar sen seni aşan şeyler. Bugün gerçekten sen kötü görünüyorsun. Sürekli bana arkada Denizciğim lütfen. Herkese hayır. Merve'ye güzel diyorsun, bana da güzel. Güzelsin zaten ama hayır, içinde biraz güzel olsun. Hayır öyle söylemiyorum. Söylediğim tek şey Merve'nin kadar, benden hiçbir bu kadar. Zaman daha güzel olmayışı ve herkesin benim karşıma Merve'yi çıkarıyor oluşu. Siz Merve'yi, besleyerek aslında tek bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. O da beni gömmek. Ben de diyorum ben ki bu sizin için doğru strateji değil. Gibi bir şey ben yaptım ama sen olurum, anlamadın. Sen birinci olamazsın diyorum ama sana bunu hiç söylediğimi hatırlamadım. Çok komik görünüyorsun, ederim. Konuşuyorsun, her şeyin komik. Emine. İçindeki sadece elbisenin biraz fazla yazlık buldum ben. Aslında kot ceketini ben çok beğendim. Tabii tam giysen bir görebilsek en azından tam net bir yorum yapabilirim. Çünkü modelini göremiyoruz. O kot ceket gerçekten aslında güzel bir kot ceket. Başka bir şeylerle kombin edilseydi iyi bir şey olabilirdi. Ama ben sevmedim o elbisenin ikisi şu anda bu şekilde. Için teşekkürler. Bir araya gel. Daha yorumu bitirmedim Bahar. Tamam, ben de dinlemeye devam ediyorum seni. Pekala, devam et. Tamamen birbirinden bağımsız birçok parçayı bir araya getirip şu anda üzerine giymişsin. Ve sanki bir konsepte geliyor gibi. Tamam, ben bunu yapabilirim. Ben Bahar Canım, sen bunu giyseydin sana gelebilecek yorumları tabi dahi edemiyorum. Benimki risk olur. Anladın ben mı? Seni üst üste konuştuğun için ben seni hiçbir şekilde duymuyorum Bahar. Sıra sıra konuşsam ben de sana en azından cevap verme lüksüne sahip olurdum. Ama dediğim gibi yok, kötü görünüyorsun. Yok, o sana çok lüks. Bana çok lüks değil. Benim sana cevap vermem bence senin için bir lüks. Bunu böyle algıla. Evet. Kötü görünüyorsun Bahar. Biraz daha özenli gel. Biraz daha bu podyuma saygı duy bence. Teşekkür ederim. Benim yorumum bu kadar. Merve. Ben elbisenin rengini çantayla falan çok yakıştırdım. Sadece ceketi ve başındakini kombinle yakıştırmadım. Ama renkler falan güzel bence. Güzel görünüyorsun. Hazır mısın Bahar? Geçebilirsin. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Üzerindeki gömlek elbise gibi bir şey. Beğendim aslında. Güzel bir parça. Ama o çantayla kafadaki taktığın şapka değil neyse. Ve yani şey üzerindeki aldığın
deri, yarım deri yarım kot değil mi bir şey? Aha, evet. Yani olmadı. Çünkü kafadaki çok böyle bir abi abartılı, gözlükte de öyle, çantada abartılı renk olarak o zincirler, rujunu kırmızı. Çok fazla kırışık görünüyorsun. Kafan kırıştı olabilir. Neden böyle geldin bilmiyorum. Çoğu zaman da seni bu çizmelerde ve mini elbiseleri gördük ve bin kere söyledik, artık öyle görmek istemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Tarz değilsin. Hoş geldin Bahar. Merhaba Berkemcan. Bu kafandakini çıkartabilir misin rica etsem? Böyle daha iyi görünüyor. Yani kafandaki daha çok fazlalık oldu orada. Ben üzerindekini beğendim. Bu çizmeleri bir kere daha sende görmüştüm. Çok beğenmiştim. Çok güzel çizmeler. En sevdiğim çizmelerimiz. Evet. Benim de çok sevdiğim bir marka o. Çantan bana alakasız geldi. Belki gri olabilirdi, siyah olabilirdi ama bu renk değil çanta. Yani ceketin, elbisen, çizmen, çantan biraz böyle karışık bir kombin olmuş bu. Aha. Hepsi ayrı ayrı güzel parçalar ama birleştirme doğru değil diye düşünüyorum ben de. Tarz değilsin. Hoş geldin Bahar Candan. Kemalcoğlu. Bahar Candan oldum. Çok sıcak burası, o yüzden Bahar Candan ile yorum yapmak istiyorum. Merhaba Bahar Candan. İyi fikirmiş bu sıcaklarda böyle. Tuttum yani. Bundan sonra böyle giyineceğim. Sizi beachlerde böyle görürmüşüz. Aynen. Elbisen çok güzel Bahar. Hay. Ama tamamlayamamış, harcamışsın o elbiseyi. Çok güzel, gerçekten rengi, modeli. Bu sezon evet, çok moda, mavi. Gömlek elbise, kılıklı elbiseler çok moda. Ama çizmen yanlış, o derili jeanli montun yanlış, çantan çok yanlış. Bir tek elbiseni beğendim. Sedermişim, biz de seni inşallah beachlerde bu elbiseyle görürüz. Acaba küçük bir dondurma söylesen de Murat bir duysa mı? Evet söyle, ben çok özledim dondurmayı. Hadi. Lütfen. Hadi bak, sen bana demiştin ya, siz söyleyin dediğiniz güne kadar söyleyeceğim, söylemeyeceğim diye. Hadi ben izin veriyorum bugün. Dondurma lütfen deyin. Tamam, vazgeçtim, fikrimi değiştirdim. O kadar öğrencini. Vazgeçtim, fikrimi değiştirdim. Söylemeyeceğim. Söyleme. Beni kırdı. Tarz değilsin. Beni kırdın. Sizi de kırdım. Ama bugün her şey çok kırık. Sizi kırmayalım o zaman. Teşekkürler. Söylüyorum. Seni gördüm.
Gerekiyormuş. Ya. Teşekkür ederim. Heylans. Gerçekten burada olmam gerekiyormuş. Ben de bunu anladım. Nasıl bir tecrübe? Nasıl bir tecrübe senin için? Değişik. Evet, şarkı heyecanlı. Sonsuza kadar devam edebiliyor. Artık. Tabii. Şarkı kadar. Böyle bir döngüsü var. Galiba. Bunu anladım ben. Loop'a ağaçlar dönüyor. Şarkı. Sen mi yazdın şarkını? Ben söyledim. Vallahi çok güzel. Sen şarkı... Ve şarkıyı uzaya yolladık. Şarkı söyleyecek misin yani? Var mı niyetin? Ben avukat olacağım büyüdüğümde. Büyüdüğünde. Ama hobi olarak çocuklarım dinlesinler diye bazen şarkı söyleyebilirim yani. Hobi olsun diye söyle bence de zaten de. Avukatlık varken değil mi şimdi onun yerine? Aha. Peki kaç yaş senin? 19. 19. Aha. Beni tanıyor musun? Evet. Kimim ben? Hadi kapak. Çalışmadığı yerden. Çağatay Ulusoy'un babası. Kimin? Kimin babası? Çağatay Ulusoy. Maşallahın evet, var yalnız. Evet, vallahi tanımadın yani ha. Peki güzel. Yaşı yetmez hayatım, yani. Yaşı yetmez onun. Çünkü ben, sen bilmezsin, ben sabah şekerlerde bir program yapıyordum. Bir tek sen bilirsin. Ben biliyorum. Biliyorum. Şebnem Hanım'la. Ya sen 44 oldun, ben 48 bak. Yok, benden 15 yaş büyüksünüz. Ama attın şimdi sen de 15 boş yaş büyüksünüz. Ne oldu? 30, belki 20 yaş. 30 yaşında mısın Deniz? Ben şu an 19 yaşındayım. Bence... ya biliyorum ki Nurella'yı çok seviyor. Evet. Yani yoksa hakikaten Şişhane ve o bölgeleri bilir misin sen o Şişhane bölgesi? Altı Şişhane, üstü Tophane. Altı Kaval, üstü Şişhane. Ha, bravo. O öyle duruyor bence. Ama Nurella olsa seni gene böyle mu mu yapar, bir şey yapar. Tarsın derdi. Şey der miydi? Derdi. Derdi. Ben de derim. Bahar'a teşekkür derdi. Ederim. Tamam mı Bahar'cığım? Ben de teşekkür ederim. Geçebilirsin Bahar.